Sözlerime başlarken bundan 31 yıl önce Kerkük'te Altın Köprü katliamında hayatını kaybeden Türkmen kardeşlerimizi bir kere daha rahmetle anıyorum. Sıcak paraya ve borca yaslanan büyüme stratejisi nedeniyle ekonomimiz 2013'ten sonra patinaja başladı. Benzerlerinden hızla ayrıştı. Kırılgan ekonomi listelerinde ilk başlarda değişmez ülkelerden biri oldu. Bunun üstüne tek kişilik ucube rejim 2018'de fiilen hayata geçti. Ekonomik krize bu sefer de devlette derin bir yönetim krizi eklendi. 2002 yılında baş gösteren salgın ise işin tuzu biberi oldu. Salgının borca yaslanarak çözülmeye çalışılması krizler sarmalını büyük bir buhrana çevirdi. Ülke saray imalatı derin bir buhrandayken Rusya Ukrayna'yı işgal etti. Birkaç gün önce iki ülkenin dışişleri bakanları Antalya'da bir araya geldi. Bir sonraki toplantının da Türkiye'de yapılacağı şimdilerde konuşuluyor. Türkiye'nin bu krizde yapıcı, arabuluculuk rolü oynaması son derece önemlidir. Ama tek kişilik keyfi yönetim nedeniyle ülkemizin jeostratejik konumunun ve Montrö'nün sunduğu fırsatları kaçırma riski de vardır. Burada önemli olan dış politikayı iç politikaya alet etmemektir. Soğukkanlı olmak ve devlet ciddiyeti gerekmektedir. Erdoğan'ın son yaptığı 6 maddeden 4'ünün üzerinde uzlaşma sağlandığı açıklamasıyla bunun tam tersi bir gelişme olmuştur. Bu ülkemizin güvenilir arabulucu olma vasfına zarar vermiştir. Tabii sonunda da Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı, AK Parti Genel Başkanı yalanlamıştır. Tabii bu büyük bir skandal. Değerli basın mensupları, artık 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Ramazan'ın ülkemizde ve dünyada huzura, barışa ve refaha vesile olmasını diliyoruz. Ama üzülerek şunu da ifade etmemiz gerekir ki, saray hükümeti ülkemizde huzurda, berekette bırakmamıştır. Yurttaşlarımızı öyle bir borç batağına sürüklemiştir ki, milletimiz nefes alamaz hale gelmiştir. Son bir yılda kredisini ödeyemeyenlerin sayısı neredeyse 4'e katlanmıştır. Kredi kartını ödeyemeyenlerin sayısı ise 2'ye katlanmıştır. Millet sadece bankalara değil, devlete olan vergi borçlarını da ödeyememektedir. Son 2 yıldır vergide tahsilat oranı dibe vurmuştur. Tahakkuk eden her 100 liralık verginin ancak 80 lirası tahsil edilebilmektedir. Ucube rejim milletimizi sadece borca ezdirmemiştir. Hayat pahalılığıyla da perişan etmiştir. İşsizlik, enflasyon milleti ezip geçmiştir. Sarayın öyle büyüdük, böyle şahlandık diye böbürlendiği 2021 yılında Türkiye İstatistik Kurumu'nun makyajlı rakamlarıyla dahi gerçek işsiz sayımız 85 bin kişi artmıştır. 8 milyon 770 bine çıkmıştır. İşsiz vatandaşlarımızın sayısı dünya üzerindeki 98 ülkenin nüfusundan fazladır. Slovenya'nın, Ermenistan'ın ve Gürcistan'ın çoluk, çocuk, genç, yaşlı tüm nüfusunu toplayın, bizdeki işsiz sayısına ancak ulaşabiliyor. İşkur'a başvuran 15-24 yaş arası gençlerin sayısı 1 milyon 31 bin 612'ye çıktı. Her 3 kayıtlı işsizden biri 15-24 yaş arası gençlerden oluşuyor. Aynı yaş grubunda ne bir işte çalışan ne de okuyan gençlerimizin sayısı 3 milyon. Her 4 gençten biri evinde oturuyor. Ev genci olmuş. Artık okumak da işe yaramıyor. Ülkemizdeki her 3 işsizden biri ise üniversite mezunu. Ama Hazine ve Maliye Bakanlığı'na göre ülkemizde genç olmak çok tatlı bir şey. Sarayın gençleri için elbette hayat tatlı olabilir. Ne de olsa onların üçer beşer maaşı var. Lüks arabaları var. Saray yavruları var. Köşkler var, yalılar var. Elde edilen servetler sıradan işler.
Bunlara hayat tatlı. Aslında bunlara hayat tatlı olmasın da kime olsun? Ama milletimizin gençleri için hayat zehir olmuş durumda. Adıyaman'da Sağlık Bakanlığı'nın açtığı 19 kişilik temizlik kadrosuna 17 binden fazla insan başvuruyor. Ne acıdır ki bunların 2170'i üniversite mezunu. Diyelim okudunuz. Diyelim bir işte buldunuz. Mesele orada da bitmiyor. Bu ülkede ciddi bir çalışan yoksulluğu var. Ülkede asgari ücret ortalama ücret haline gelmiş. Asgari ücret geçen senenin sonunda arttırılmış ama 2 ay üzerinden geçtikten sonra açlık sınırının altına düşmüş. Sendikaların son verilerine göre açlık sınırı şu anda asgari ücretin 1500 lira üzerine çıkmış. Yoksulluk sınırı ise asgari ücreti 4'e katlamış vaziyette. Artık yeni bir yuva kurmak da çok zor. Ev eşyalarının fiyatı sadece bir yılda %70 ile %115 arasında artmış. Bu koşullarda milletin evlatlarının yüzü de gözü de nasıl gülecek? Saray ve şürekası bolluktan bereketten dem vururken milletin karnını doyuracak hali kalmadı. Ülkemizde 2 günde bir sofrasına bir kap et, balık veya tavuk yemeği koyamayan 30.538.000 yurttaşımız var. Bu sayıları biz ihmal etmiyoruz. Bu sayılar Türkiye İstatistik Kurumu'na ait. O da 2020 verilerine göre. Bugün kıymanın kilosu markette olmuş 120 lira. Millet ucuz et almak için et ve süt kurumu kuyruklarında. Peygamberimizin sahih bir hadisi var. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Millet yemeğe kuru ekmek bulamıyor. Ama sarayın öğlen yemeği menüsünde Anadolu aşı, Antep usulü kuru dolma, kereviz salata, talaş böreği, kuzu incik kızartması, bademli basmati pilav ve tahinli profiterol var. Bunu nereden mi öğrendik? AK Partili eski milletvekillerine milletin kesesinden servis edilen yemek menüsü her yerde yayınlandı. Peki sarayın akşam yemeği menüsünde ne var? Pataşur içerisinde Çerkez tavuğu, zencefilli somonlu sushi, tartalet içerisinde Antakya usulü humus, kornişona sarılı dana roz bif, susamlı levrek simidi, bir de bunları midede yumuşatmak için liçi meyvesi eşliğinde efoliler, çiğa tohumu eşliğinde ejder meyveli smoothiler, Starex meyvesi eşliğinde aloe veralar. Tabii saray ve şürekası gün içerisinde bu kadar yemeği mideye indirirse ister istemez bir hazım problemi de yaşanıyor. Milleti unutan, halini görmeyen, milletin feryadını duymayan sarayın kibirlisi işte bu duruma da bir şifa reçetesi veriyor. Millete akşam yatmadan manda yoğurdunu kestane balıyla, Medine hurmasıyla ve yulafla karıştırıp yatmadan şifa niyetine nasıl yediğini anlatıyor. Bugün bu ülkede saraylılar açlıktan verem olana kestane balı yediyorlar. Ne diyelim? Yoksulluk kader olamaz, kader değildir. Firavunlar bile böyle gaddar değildir diyor ünlü şarkıcımız. Tok açın halinden anlamaz, sarayda milletin halinden anlamaz. Hadi bizi dinlemiyorsunuz. Kendi arkadaşlarınızın sesini dinleyin. AK Parti'nin meclis başkanlığını da yapmış kurucularından biri daha 2 gün önce Evliya Çelebi dağlarından yağ, ovalarından bal akan memlekette yağların, balların fiyatına erişemediğimiz bu günleri görse kahrından ölürdü dedi mi? Dedi. Ne diyor büyük şair Tevfik Fikret? Bu sofracık efendiler ki iltikama muntazır, huzurunuzda titriyor şu milletin hayatıdır. Şu milletin ki mustarip, şu milletin ki muhtazır, fakat sakın çekinmeyin, yiyin, yutun, hapır hapır. Saraydaki menüleri sindirmek için şifa reçeteleri olanlar bu ülkede yedikleri kul haklarını sindiremezler.
Maalesef bunun için bir şifa reçetesi daha icat edilmedi. Değerli basın mensupları, sarayın kibirlisi manda söğüt dalına yuva yapmış, yavrusunu sinek kapmış, sütü de yoğurdu da bana kalmış derken asgari ücretliler, dar ve sabit gelirli milyonlar hayat pahalılığı altında her gün biraz daha eziliyor. Ülkeyi yönettiklerini sananlardan her gün bir başka ses yükseliyor. AK Parti'nin milletvekilleri asgari ücret sene ortasında artacak derken Çalışma Bakanı asgari ücrette artış tartışmalarını anlamlı bulmuyorum diyordu. Sonunda sarayın kibirlisi de çıktı. Daha 3 ay oldu. Sene ortasında bakarız dedi. Buradan çağrıda bulunuyoruz. Ülkeyi mahkum ettiğiniz bu enflasyonda milleti hayat pahalılığına ezdirmemek için başta asgari ücret olmak üzere tüm maaş ve aylıkların artık her ay gerçekleşen enflasyon nispetinde arttırılması gerekiyor. Çünkü emekçinin, emeklinin daha alın teri kurumadan eline geçen para buharlaşıp gidiyor. Bilhassa gıda enflasyonu gibi, ulaştırma gibi, sağlık gibi zorunlu ihtiyaçların fiyatı bu denli yüksek seviyelere çıkmışken ücret, maaş ve aylık artışları daha fazla geciktirilemez. Değerli basın mensupları, hep söylüyoruz. Saray ve şürekası milletin sesini duymuyor. Halini görmüyor. Milletle adeta açıktan alay ediyor. Ekonomide bir türlü dikiş tutturamayan Nebati Bakan, satın alma gücü paritesine göre karşılaştırıldığında benzinin, mazotun bizde çok çok ucuz olduğunu söylüyor. Efendim bu kimin satın alma gücü paritesine göre? Millette satın alma gücü mü kaldı? Asgari ücretin satın alma gücü paritesiyle İngiliz 1107 litre, Hollandalı 775 litre, Alman 745 litre, Yunan 406 litre, Romen 313 litre motorin alıyor. Bizde ise ekonomiyi bu hale getirdiğiniz için sadece 179 litre alabiliyor. Ama bu yetmiyor. Orada ekonomiyi yönetenler milletin sesini duyuyor. Yükselen enerji fiyatları karşısında orta ve dar gelirli yurttaşlarını rahatlatabilmek için vergi mükellefi her bir çalışana bir defaya mahsus 300 avro ödeyeceklerini açıklıyorlar. El alem vatandaşına destek üstüne destek veriyor. Bizdeki hükümet pompa fiyatlarına bindirdikçe bindiriyor. Sonra da bakan çıkıyor, yüzü kızarmadan bizde akaryakıt çok çok ucuz diyebiliyor. Geçtiğimiz günde genel başkan vekilleri yine çıktı, çiftçiye maliyete bakmayın, deliler gibi ekin, dağı taşı ekin diye akıl verdi. Bu maliyetlerle, bu desteklerle çiftçinin ekim yapması için gerçekten de deli olması gerek. Bunların saçmalama hızına artık yetişemez olduk. Çiftçi de tarlasını ekecek hal mi bıraktınız? Gübre fiyatı katlanmış, tohum fiyatı katlanmış, ilaç fiyatı katlanmış. Geçtiğimiz yıl Ramazan öncesinde 780 liraya dolan traktör deposu bugün 2850 liraya doluyor. Saray bu işleri bırakmış, Afrika'da, Sudan'da tarım yaptırabilmek için şirket kurduruyor. Şirketin sermayesi 66,5 milyon lira. Ortaklık yapısı %80'i TİGEM'e, %20'si de Sudan Tarım ve Ormancılık Bakanlığı'na ait. Şirketin tek bir personeli var. Bu tek bir personele karşılık 7 tane de yönetim kurulu üyesi var. Herhalde bu 7 yönetici o bir tanecik personellerini sırayla yönetiyorlar, ona gözleri gibi bakıyorlardır. Öyle ya. Bu yönetim görevi için 7 yönetim kurulu üyesine 2020 yılında ödenen huzur hakkı ve ikramiyelerin toplamı 416.695 lira 74 kuruş. Çiftçi adeta değirmen taşının arasındaki buğday gibi ezilmiş, limon gibi sıkılmış bahane, huzur hakları, ikramiyeler şahane. Yukarıda söylediğim Tevfik Fikret'in şiirinin devamını da getirelim. Yiyin efendiler, yiyin. Bu hanı iştahı sizin. Doyunca, tıksırınca, patlayıncaya kadar yiyin.
Çiftçimiz gibi besici de zor durumda. Sarayın kibirlisi sanki besiciyi yem fiyatlarıyla karkas et fiyatları arasına sıkıştıran kendisi değilmiş gibi, niçin ta Uruguay'dan alalım? Biz kendi ülkemizdeki hayvanları almak suretiyle bu işi bitirelim diyor. İşte bu kadar milletten ve üreticiden kopuk. Saray bilmiyorsa biz söyleyelim. Bugün artan maliyetlere dayanamayan besici gebe hayvanını zaten kesime gönderiyor. Ama anası olmayanın danası da olmaz derler. Damızlık hayvanların kesime gitmesi zaten sıkıntıda olan hayvan varlığımızın daha da tükenmesi demek. Bunlar sarayın umurunda mı? Hiç değil. O kadar dert üstü, murat üstüler ki insanlar bir avuç kıymayı 3 kuruş ucuza almak için saatlerce kuyrukta bekliyor. Bunların yöneticileri kuyruk olmasın diye ete zam yapıyor. Ama diğer taraftan 2 ayda 2,5 milyon küçük baş hayvanı Katar'a satıyorlar. Vatandaşa zam, Katar'a hizmete devam. Bizim vatandaşımız kuyrukta bekliyor. Bunlar kuzuları hem de uçakla Katar'a, Katarlar rahat rahat et yesin diye yolluyor. Sanırsınız bu ülkenin başında oturan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı değil, Katar Devleti'nin fahri Cumhurbaşkanı. Sakarya Tank Palet Katar'a, Borsa İstanbul'un %10'u Katar'a, Talan İstanbul üzerindeki araziler Katar'a, milletin yiyemediği, ulaşamadığı etler Katar'a. Arkadaş, bu nasıl bir Katar aşkıdır? Değerli basın mensupları, sadece çiftçi besici değil, süt üreticisi de kan ağlıyor. Çiğ süt fiyatı 4 lira 70 kuruş. 1 Nisan'dan itibaren de 5 lira 70 kuruş olacakmış. Tabii bu hemen markete de yansıyacak. Ama bu çiftçinin sorununu çözüyor mu? 50 kiloluk yem geçen sene 105 lira. Bu sene 280 lira. Yem maliyeti bir senede 2,5 kat artmış. Arttırılan çiğ süt fiyatı yem fiyatındaki rekor artışlara yetişemiyor. Yetişmesi mümkün değil. Hal böyle olunca da süt veren inekler de teker teker kesime gidiyor. Et gibi süt de kısır bir döngüye girdi. Artan fiyatlar ve azalan hayvan varlığıyla önümüzdeki dönemde peynir, tereyağı, yoğurt gibi pek çok ürüne çok daha büyük zamların gelmesi bekleniyor. Biz buradan yıllardır bağırıyoruz. Mutfaktaki yangını söndürmek için önce tarladaki yangını söndürmeniz gerekir diyoruz. Kulaklarını tıkıyorlar. Milletin hiçbir derdine deva olamayanlar şimdi ellerinde son kalan beceriksizliklerine hayat pahalılığının sebebi küresel enerji ve emtia fiyatlarındaki artış diye bahane bulmaya kalkıyorlar. Ekonomide devrim yapıyoruz. Her devrimde böyle sıkıntılar olur gibi garip garip hikayeler de anlatıyorlar. Bunlar sürekli şeytan taşlamaktan namazsız kalmış vaziyetteler. Her müflis bezirgan gibi şimdi eski defterleri karıştırıyorlar. Değerli basın mensupları, ekonomide çok bilinen bir kuraldır. Her tercih aynı zamanda bir vazgeçiştir. Çünkü ekonomide alınan her kararın bir açık, bir de örtük alternatif maliyeti vardır. Bugün bu ülkede milletimiz buz gibi soğuklarda sabahtan akşama kadar kuyruklarda bekliyorsa, yağ kuyrukları, ekmek kuyrukları, et kuyrukları, soğan patates kuyrukları artık vakayı adiyeden olduysa, bunun sebebi ekonomide alınan yanlış kararlardır. Bugün milletimiz neden kuyruklarda beklemek zorunda? Et ve süt kurumunun başında oturan kişi hangi cesaretle baktık kuyruklar uzundu, biz de zam yaptık diye utanmadan, sıkılmadan konuşabiliyor. Bunların tercihlerinde millet yok. Bunlar için milletin çektiği ızdırap göz ardı edilebilecek bir örtük maliyetten ibaret. Saray ve şürekasının gözleri ışıl ışıl parlasın da, bir avuç yandaş abat olsun da, faiz lobileri ihya edilsin de, varsın millet kış ayazında kuyruklarda beklesin. Nebati Bakan, Türk lirası mevduatı Amerikan dolarına endekslemenin hazineye tek bir kuruş maliyeti olmayacağını söylemişti.
Ama alışık olunduğu üzere hesapları yine tutmadı. Uyarmıştık. 2021'in sonlarına 1970 model çözümler olmaz demiştik. Hatta rahmetli Cumhurbaşkanı Özal'ın dövize çevrilebilir mevduat için söylediği "İnşallah gençlerimiz bundan ders alır. Bir daha böyle hesapsız, kitapsız hatalar yaparak gelecek nesilleri zor taşınan yük altına sokmaz" sözlerini de hatırlatmıştık. Ama dinleyen olmadı. 24 Aralık tarihinden itibaren 971 bin gerçek kişi ve 29 bin tüzel kişinin dövize endeksli mevduata para yatırdığı anlaşılıyor. Anlaşılıyor diyorum. Çünkü ortada pek doğru dürüst de bir veri yok. Nedense çok övündükleri bu mevduat verilerine ciddi bir sansür uyguluyorlar. Nebati Bakan'ın derme çatma açıklamalarından hesaplayabildiğimize göre Mart ayının son haftasında milletin hazinesinden 13,8 milyar lira alınıp bir avuç mevduat sahibinin cebine konmuş. Bunun yanında bir de şirketlere tatlandırıcı olsun diye vazgeçilen 13 milyar liralık vergi geliri var. Çiftçiye para yok, besiciye para yok ama milletin kesesinden şirketlere, bankalara ve bir avuç mudiye 3 ay mevduat yatırdıkları için 27 milyar liralık büyük bir kıyak var. Hesap ortada. 24 ve 31 Mart tarihleri arasında dolar 12 lira 16 kuruş. 25 Mart itibariyle 14 lira 83 kuruş. Dolar Türk lirasına karşı sadece 3 ayda %22 değerlenmiş. Bankalar müşterilerine kendi ceplerinden ne kadar faiz ödeyecek? 3 aylık %4,25. Geriye kalıyor 17,75. Bu farkı kim ödeyecek? Milletin hazinesi ödeyecek. Bunu yıla vurursanız bir yılda hazinenin ödeyeceği faiz %92'ye geliyor. Tabela faizi kaç? %14. Ama bir avuç mevduat sahibine hazine tarafından ödenecek faiz %92. Bu nasıl bir nas? Bunların iş bilmezliğinin, hesapsızlığının, kitapsızlığının, plansızlığının bedelini hep milletimiz ödüyor. Değerli basın mensupları, demiştim ya müflis bezirgan eski defterleri karıştırır diye. Tabii karıştırıyor ama işin içinden çıkamayınca da eldeki avuçtakini satmaya geliyor. Bugüne kadar 62 milyar dolarlık ata yadigarı, fabrikayı, limanı, araziyi satmışlardı. Yetmedi. Kalanı da sarayın başına oturduğu varlık fonuna koydular. Teminat gösterip sağdan soldan borç aldılar ama bu da yetmedi. Şimdi gider ayak kazanın dibini iyice sıyırmaya çalışıyorlar. İşte Ankara'nın parsel parsel peşkeş çekildiği dönemde 801 milyon dolar yatırılarak yapılan Anka Park sonunda iflas etti. Ankara Büyükşehir Belediye'mizin bu konudaki haklı hukuk mücadelesi devam ediyor. Çanakkale Köprüsü'ndeki durum. Köprüde bir haftalık bedava kampanyasının ardından 200 liracık geçiş ücretleri ödenmeye başladı. Aylık 45 bin araç geçiş garantisi verilen yolda şimdi incin top oynuyor. İnsanlar feribotla karşıya geçmek için uzun kuyruklar oluşturuyor. Hayırdır? Yandaşlarınız doysun diye feribot seferlerini azaltarak insanları zorla köprüye yönlendirmeye mi karar verdiniz? Vatandaşları 107 liralık gidiş geliş ücreti yerine 400 liralık gidiş geliş ücreti ödemeye mahkum mu etmeye çalışıyorsunuz? Kazan büyük, sıyır sıyır bitmiyor. Şimdi de getirdikleri torba kanunla hazinenin mallarının satışında dumping yapacaklarmış. Ama o da yetmiyor. Üstüne üstlük yeni rant alanlarını da yaratmaya çalışıyorlar. Geçtiğimiz haftalarda Cumhuriyet Halk Partisi ekonomi masası olarak Safranbolu'daydık. UNESCO Dünya Mirası listesindeki Safranbolu yeni bir yapılaşma tehdidiyle karşı karşıya.
Daha önceki planlarda yapılaşmaya kapalı tutulan alanlar, kentsel bir ihtiyaç ortada yokken bir mevzuat değişikliğine dayanan imar planıyla yapılaşmaya açılıyor. Diğer taraftan Çeşme'nin cennet koylarından birinin etrafındaki 3. derece sit kapsamındaki tarım arazileri ve zeytinlikler bakanlık tarafından imara betonlaşmaya açılmak isteniyor. İzmir'in Kanal İstanbul olarak adlandırılan bu girişime de Safranbolu'yu betonlaştıracak bu karardan da derhal vazgeçilmelidir. Bunlar sadece İzmir'in, sadece Safranbolu'nun sorunu değildir. Türkiye'nin meselesidir. Biz bu katliamları engellemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Değerli basın mensupları, Türkiye içinde bulunduğu bu kabustan çıkarmak zorundayız. Toplumu en geniş yelpazede temsil eden 6 partimizin yaptığı güç birliği, otoriter bir yönetimi sandıkta yolcu edecek. Ve bu, dünya demokrasi tarihinde de mümtaz örneklerden biri olacak. Artık gün yaraları sarma günüdür. Artık gün helalleşme günüdür. Artık gün kucaklaşma günüdür. Artık gün uzlaşma günüdür. Artık gün hep beraber istişareyle hareket etme günüdür. Kutuplaşma Türkiye'mizi çok yordu, hırpaladı. Kutuplaşmadan beslenen mevcut hükümet de artık gidici olduğunu idrak etti. Bulanık suda balık avlamaya uğraşıyor. Milletimizi en geniş şekilde temsil eden 6 partimiz, demokratik ilkelere dayanan birlikteliklerini uyum içerisinde götürmeye kararlıdır. Sarayın siyaset mühendisliğine soyunması nafile bir çabadır. Dünkü tablo bunu bir kez daha herkese göstermiştir. Milli iradeyi parlamentoya tam olarak yansıtmak üzere seçim güvenliği en öncelikli konu haline gelmiştir. 6 partimiz bu konuda bir çalışma grubu oluşturmuştur. Ekonomide biriken sorunlarımız, Rusya ve Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgemizde istikrar ve barışı tehdit eden gelişmeler yine dünkü toplantıda ele alınmıştır. Milletimizi en geniş yelpazede temsil eden 6 partimiz, Türkiye'yi içine düşürüldüğü karanlık günlerden hızla çıkarma kararlılığındadır. Gecenin en karanlık anı, şafağa en yakın olduğunuz andır. Ülkemizin ufkunu karartan karanlığı yırtıp atmaya çok az kaldı. Milletimiz bu hükümeti gördü. Notunu da verdi. Saray ve ortağının raf ömrü artık sona ermiştir. Saray ahalisi sefa sürerken milletimiz bunca beceriksizliğin cefasını çekmiştir. Şimdi artık sandıkta yeter demeye, artık yeter demeye hazırdır. Biz bunu gittiğimiz her şehirde, gittiğimiz her dükkanda milletimizin gözlerinin içinde gördük. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında ortaklarımızla beraber Türkiye'nin ufkunu aydınlatacağız. Biz hazırız, milletimiz hazır. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Efendim uzaktan iletilen sorular var. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelttiği "Biraz dürüstten altılı masa bildirsin, hangi büyükelçiliği düzeltmeye gönderdin?" açıklı iddiasıyla ilgili değerlendirme alabilir miyiz? Bu zırvanın sahibi zırvasını ispatla mükelleftir. Çok açık ifade ediyorum. Aksi takdirde namerttir. Alçaktır, şerefsizdir, haysiyetsizdir. Bu ülkede edep adap kelimelerini ağzına alabilecek en son kişi bu zattır. Uyuşturucu kaçakçısıyla, dolandırıcısıyla, her türlü suçluyla fotoğrafı olan bu şahıstır. Anlaşılan bu zat altındaki koltuk sallandıkça yerini korumak için en iyi bildiği işi yapıyor, senaryolar uyduruyor. Zırvada çıtayı Everest Dağı'nın tepesine çıkarıyor. Bu zat önce mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçinin kim olduğunu açıklasın. Söylediği lafı ortada bırakmasın. Lafının arkasında duracak cesareti göstersin. Bu lafları saray ve soytarıları hazmedebilir ama biz hazmedemeyiz. Biz bu topraklarda emperyalizmi ezmiş Kuvayi Milliye'nin partisiyiz. Evet. Efendim CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın'ın Sağ Kemalizm makalesinde Kemalizm için en başından beri dışlayıcı ve ırkçılığa yatkın gibi ifadeler kullandığı ortaya çıktı.
Genel Başkan Yardımcınız hala aynı düşüncelere sahip mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapan herkes gibi. Genel Başkan Yardımcımız Yüksel Taşkın da Cumhuriyet Halk Partisi'nin programına ve kurucu değerlerine bağlıdır. Bu haberlerin amacının Yüksel Taşkın'dan ziyade Cumhuriyet Halk Partisi olduğu açıktır. Efendim, dünkü buluşmada seçim güvenliği için de bir çalışma grubu oluşturulması kararlaştırıldı. Bu çalışma grubu sadece 6 partinin temsilcilerinden mi oluşacak, yoksa HDP, TİP ve diğer partiler de bu çalışmaya dahil edilebilecek mi? Arkadaşlar, dün akşam verilen fotoğraf gayet nettir. Yapılan açıklamada 6 partiyi bağlamaktadır. Diğer partiler seçim güvenliği için kendi çalışmalarını tabii ki yapacaklardır. Hatta şunu, seçmen iradesinin parlamentoya yansıması için tüm partilerin ellerinden geleni yapması gerekmektedir. Evet. Efendim, AKP'nin getirdiği torba yasada şirket itibarına zarar gerekçesiyle gazetecilere 3 yıl hapis cezası öngörülüyor ki bu beşli çeteyi beşli çete denmesini de kapsayacak. Buna yaklaşımınız nedir? Valla biz kediye kedi deriz. Milletin hakkını yiyene de çete denir. Bunlar 5 şirketten oluşuyorsa buna da beşli çete denir. Allah'ın bildiğini kuldan saklayamazsınız. Şunu unutmasınlar. Bu aziz millet beşli çeteden büyüktür. Efendim, kur garantisi için bankaları yüklü parası olanlara 4 ayda ödenecek para ile 2 Çanakkale Köprüsü, 3 Osman Gazi Köprüsü ve 4 Avrasya Tüneli'nin yapılabileceği konuşuluyor. Türkiye'nin parası bu kadar çok mu da bu tarz garantiler veriliyor? Değerlendirmenizi alabilir miyiz? Bir tek rakam söyleyeyim. Bu yıl bu kadar gıda güvenliği sorunu yaşıyoruz. Programa, bütçeye tarım için konan desteğin miktarı 23 milyar lira. Sadece 3 ayda dövize endeksli mevduattan milletin sırtına binen yük 27 milyar lira. Bu yük giderek artacak. Kur böyle gitmeye devam ederse bu fahiş faizi ödeyebilmek için daha çok köprüden, daha fazla otoyoldan, daha fazla tünelden, bir sürü barajdan, bir sürü okuldan, bir sürü hastaneden vazgeçmek zorunda kalacağız. Çiftçimize, esnafımıza, milletimize bu sıkıntılı günlerde hak ettiği destekleri de veremeyeceğiz. Bu yapılan sadece hesapsız kitapsız iş değildir. Bu net bir tercihtir. Saray, parası olanı zengini sevmektedir. Fukaranın ekmeğinden aldığı vergiyle bankalara kıyak çekmekte, milletin vergisini zenginin kasasına transfer etmektedir. Efendim, günlük 45 bin araç garantisi verilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nden dün geçen araç sayısını Ulaştırma Bakanı 6 bin olarak açıkladı. Çanakkale Köprüsü'nden o kadar çok araç geçer mi diyorlar? Zamanı geldiğinde geçecektir tabii. Sayılara takılmamak lazım dedi. Bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bakan şecaat arz edeyim demiş ama sirkatin söylemiş. Sarayın matematikten, fizibiliteden, planlamadan ne anladığını tabii ki göstermiş. Asıl amaçlarının milletin kesesinden yandaşın kasasına köprü, yol, tünel döşemek olduğunu itiraf etmiş. Bakanın takılmayın dediği sayılar bu ülkede fukaranın ekmek alırken ödediği vergidir. Su alırken ödediği vergidir. Bebek maması alırken ödediği vergidir. Tüy bitmedik yetimin hakkıdır. Bugün bu ülkede millet açtır, aç. Emeklilerimiz, emekçilerimiz, dar gelirlerimiz ekmeği 3 kuruş ucuza almak için kuyruklardadır. Vatandaş patatesin, soğanın, yağın ucuzunu bulabilmek için market market dolaşmaktadır. Tarlada buğday yok, değirmende ucuz un yok, fırında ucuz ekmek yok. Bu ülkeyi bu hale getirenlerde de maalesef utanma duygusu yok. Atalarımızın güzel bir sözü var. Başını acemi berbere teslim eden cebinden pamuğu eksik etmesin. Bunların elinde milletimizin düşürüldüğü hal bu. Var mı başka soru? Teşekkür ediyorum arkadaşlar.